Köyde ne ekiliyor, ne biçiliyor, köyün İsmim sıkıntıları. Beytullah Abdülis. Evet. Köyümüzde gündendi, boyday, arpa, yulaf, hayvancılık. Bir orman vardı elimizde, hükümet onu da aldı. Şimdi de bir tespih alıyoruz elimize. Peki önümüzde bir genel seçim var. Bu genel seçimde yeni hükümetten beklentileriniz neler? Vallahi ben yeni hükümetten hiçbir şey beklemiyorum. Çünkü neden dersen, dört sene gördü, bizi öldürdü. Fakir tabakaya kamyonlarla kömür, bizim gibi garibanlar aç, bende var 12 tane nüfus. Bir yerden bir gelirim yok, 10 dekar babamdan kaldı bir tarla. Hadi geçindir bu 10 nüfusu görünce. Evet. Değil mi? Hayat çarptı bu arkadaşım. Hastan oluyor. Bilmem neyin oluyor, 300 ara elektrik geliyor, 250-300 milyon, ne olur bizim halimiz? Köyümüzde her şeyden önce bir tane hasta bakıcımız, ebemiz, hemşerimiz, bir doktorumuz yok. Her şeyden önce buna ben İstanbul'da durdum, kendi buna ben tanıyorum. Yani. Şu an benim hastam vardı, Rize'ye hastayı zor götürdüm. Evet. Buraya bir doktor veya bir hemşeri lazım. Her şeyden önce bunu istiyorum. Sağlık. Doktor geliyor haftada. Evet, gelsin işte. Doktor geliyor. Canım da bir ben bir yalancı olarak bunu söylüyorum. Bir iğne vurdum. Mehmet'e evrenciye gidiyor. Yani. Sen bile gidiyorsun. Hemşiremiz mi? 10 lira bir taksi parası. Bak buraya gidiş geliş 10 lira 15 lira. Bu fakir halk zaten 20 milyon liraya dönüşüyor. Hükümetten iş sahası. Gençlerin iş sahası. İş. İş. Olursa buradaki gençler herhalde çalışacak. Çoğu genç burada bomboş. Tabii. Köy boşaldı burada. Allah yardımcımız olsun diyorum ya. Köyümüzde kuruldu bir çimento fabrikası. Evet. Şu köyden 3 tane can çalışıyordu. Benim çocuğum var, 4 saat Çerkezköy'e yol dönüyor. 2 saat git, 2 gel. E burada kuruldu, bize 1-5 kuruş bir faydası yok. 1 lira da geliriyor. Bak şu köyümüzün vaziyetine, yolumuza, belimize. Bizim topraklarımızda para kazanıyor. Çalışıyor, üretiyor. Bu köye git biraz çimento, bir yol, bel yaptır veya bizim köyümüz de ayakta dursun. Hani yok, Allah var. Şimdi sergene geçeceksiniz. Evet. Bir sergene görün. Evet, belediye. Bir de bu köyü göz önüne getirin. Nasıl bir halde olduğunu teşvik edin yani. Daha köyden girişte nasıl bir köy oluyor? Siz kendiniz görmüşsünüz yani. Gördük. Ama bir de sergene gidin. Suç bizim muhtarımızda. Eski muhtarımızda. Zamanla bu arazi burada satılırken fabrikayı kuracak adamla anlaşma yapmamış. Arkadaş sen bu fabrikayı kuracaksın burada ama ilk önce benim köyümün gencini çalıştıracaksın diye böyle bir konu yapmış. Kendi düzenini düzdü, aldı 5-10 tane araba. Köylü ne olursa olsun. Şimdi köylü lanet çekiyor. Ya bir konu daha var onlarla ilgili. Buradaki kamyoncular da dışarıdan geliyormuş yani. Tabii öyle bir sıkıntı da var. Dışarıdan gelen de var. Yani hiçbir faydası olmayan bir fabrika. Hiç bak şu köye vallahi tallahi 5 lira bir faydası yok. Evet. İsterse hiyete sorun, ne isterseniz sorun. 5 kuruş bir faydası yok.